Yağ Efsaneleri başlıyor. Yağ Efsanelerinden merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber efsane haline gelmiş konuları buradan aydınlatmaya devam ediyoruz. Evet, bu haftaki konumuz dökme yağ ambalajlı ürünlerden daha kalitesizdir diye bir söylem var. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Şu an görüyoruz. Burada bir ambalajlı ürün var. Fıçı var. Bir de dökme yağ var. Öncelikle dökme yağ nedir isterseniz onu anlatalım. Dökme yağ bu gördüğünüz ambalajlardan ki elinizde 1 kiloluk en ufak ambalaj ve burada da gördüğünüz 220 litrelik en büyük ambalaj var. Bunlardan daha büyük hacimlerde olan özellikle büyük servislere, fabrikalara tankerlerle götürülüp onların oradaki deposuna doldurulan yağlardır. Sorduğunuz sorunun cevabına gelince hiçbirinin arasında 1 kiloluktan 40 tonluğa kadar hiçbirinin arasında en ufak bir kalite farkı yoktur. Hepsi aynı yerde, aynı şartlarla üretilen ve üretici firmanın tanklarında aynı şekilde muhafaza edilen yağlardır. Dökme yağda veya büyük ambalajlı yağlarda ortaya çıkan önemli faktör küçük ambalajlı yağlara göre o yağların doğru muhafaza edilmesidir. Çünkü sizin yağ muhafaza ettiğiniz deponuzu ne kadar temiz tutarsanız o yağ dış etkenlerden o kadar az etkileniyor demektir. Aynı şekilde 220 litrelik bir fıçıyla almışsanız bu yağı, oradan 3 litre, 5 litre alarak aracınıza dolduruyorsanız veyahut araçlara dolduruyorsanız yağ aldığınız kapların son derece temiz olması lazım. Bu arada da ambalaj açıldıktan sonra fıçıların veya diğer 25 litrelik, 17 litrelik ambalajların temiz bir yerde muhafaza edilmesi lazım ki dış etkenlerden etkilenmesinler. Bunun haricinde fabrikadan çıkış ve tüketiciye ulaşış noktasına kadar bu yağların arasında hiçbir teknik özellik farkı yoktur. Tıpatıp aynıdır. Yani dolayısıyla biz tüketici olarak bize 1 litrelik ambalajlarla da yağ verilse ya da fıçıdan da yağ koyulsa aracımıza herhangi bir endişe duymamıza gerek yok. Hiç fark yoktur arasında. Evet, teşekkür ediyoruz Serdar Bostancı. Sevgili seyirciler, yağ efsanelerinin bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Yağ efsaneleri sona erdi.